İsmim Fatma Özdemir, göz hastalıkları hekimiyim. Tekden Kayseri Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Kayseriliyim, Erciyes Üniversitesi mezunuyum. Mezuniyetten 2 yıl sonra buraya başladım. Arada mecbur hizmetimi Tokat'ta yaptım. Şu anda burada devam etmekteyim. Ben Kayseri'ye geldikten sonra daha iyi gözlemledim. Tokat'ta da var tabii ki gurbetçilerimiz ama Kayseri büyükşehir olması hasebiyle daha fazla gurbetçi hastayla karşılaştım. Onların kendi söylemleri de benim kendi gözlemimde Türkiye'de yurt dışına göre sağlık hizmetlerine daha kolay ulaştıkları yönünde. Hastanemizde zaten Kayseri'de başı çekiyor. Koronavirüs esasen bir akciğer zatüresi çeşididir. Yani zaten göğüs hastalıkları hekimleri olarak biz çok fazla mücadele ettik koronavirüsle. Vücudun birçok organını etkileyebildiği gibi en çok ölüme sebebiyet veren nedeni zatüre oldu. O yüzden göğüs hastalıkları hekimleri olarak biz pandeminin başından beri koronavirüsün kendisiyle de uzun dönem ve kısa dönem sekelleriyle de mücadele ediyoruz. Şu anda da ben burada koronavirüs geçiren, sonrasında semptomları gerilemeyen ya da şikayetleri azalmayan hastaları takip ediyorum. Şöyle, biz sağlıkçılar olarak birinci elden bunu tecrübe ettik zaten. İlk gelen aşı bildiğiniz gibi Çin'den gelen ölü aşı diyelim, hani o şekilde inaktif aşıydı. Bir süre sonra aşının koruyuculuğu azalabiliyor. Tıpkı bunu grip gibi düşünün. Hani mevsimsel gripte de her yıl aşı olmak lazım. Suç değişiyor çünkü. Çin'den gelen aşının etkisi azaldığı düşünüldüğü ve Delta varyantına karşı BioNTech'in daha ön planda olduğu düşünüldüğü için biz sağlıkçılar olarak 3. doz aşımızı bile olduk. Hatta gündemde yeni suçlarla birlikte 4. doz bile olabilir. Bu pandemiden kurtulmamızın başka yolu yok. Aşılanacağız mecburen. Toplumsal bağışıklık seviyesine henüz ulaşmadık. O yüzden hastanemizde de bu arada biz aşı yapıyoruz. Randevu alıp aşı olmak isteyenler başvurabilirler. Hastanemiz, ben kış döneminde henüz çalışmadım ama şu anda yaz döneminde gurbetçilerimizin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun. Yatak sayımız belli bir kapasitenin üzerinde çalışıyoruz, öyle diyeyim. Cerrahi branşlarımız da aktif olarak çalışıyor ama bununla beraber dahili branşlarımız da, yoğun bakımımız da, acil sağlık hizmetlerimiz de şu anda çok yoğun çalışıyor. Bunda hem pandeminin hem de bayram sonrası ve gurbetçilerimizin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Aşı olmalarını öneriyorum. Kayseri'de hala istediğimiz seviyede değiliz. O yüzden biz memnuniyetle hastanemiz olarak da yardımcı olabiliriz. Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için pandemisiz günler diliyorum inşallah.